Arkadaşlar ben bu parayı harcıyorum harcıyorum bitmiyor. Bakın iki kat yetmedi bir kat yetmedi. Üç katlı ev yaptım arkadaşlar buraya. Artık benim evim üç katlı. Çok güzel oldu. Bir de arkadaşlar yeni bir araba aldım. Bu arabayı size göstereyim. Bakın arkadaşlar yeni satın aldığım araba. Lamborghini aldım arkadaşlar. Yorumlarda böyle maşallahlarınızı alırım. Lütfen arkadaşlar maşallah deyin de nazar değmesin. Bayağı zenginim arkadaşlar yani. <laughs> <laughs> söylemeye layık şimdi. Marketimiz bayağı iyi iş yapıyor çünkü. Şimdi şimdi motorla hazinemize bakmaya gidelim arkadaşlar. Hazinemize bakalım ne kadar para birikmiş. Vallahi 4-5 günde bence iyi birikmiştir arkadaşlar. Şöyle girdik. Bakın bu arada buraya çok gizli bir yer yaptım. Önceden buradan giriliyordu. Burayı değiştirdim arkadaşlar. Çünkü hırsızlar burayı öğrendi. Hırsızların bilemeyeceği bir yere koydum. Bakın arkadaşlar. Ohohohoho. Şunlara bakın. Yemin ederim zengin oldum ya. 4 günde kazandığı para. Bayağı zenginim arkadaşlar. Tamam. Acaba alsam mı bunları ya da kalsın ya. Bunları daha sonra alırım. Daha sonra hazırlamak derim. Şöyle çıkalım. Umarım bu oh. silah sesi geldi marketin önünden. Ne oluyor? Kaçın öleceğiz. Kaçın mafya geldi. Mafya mı geldi? Sen ciddi olamazsın. Evet mafya gelmiş. Olamaz. Ben nasıl para isteyecekler. Haraç veren isteyecek olabilirler. Çok kazandım bunu anladılar sonunda. Olamaz arkadaşlar. Silahım da evde kaldı. Çabuk buraya gel. Bu marketin sahibi sen misin? Saklanma. Saklanmayayım mı? Eee şey evet benim bu marketin sahibi ne olmuş Ah öldürecekler bizi Dur Ayşe sakin o seni öldürmeyecekler Gel buraya biz bu köyün bu dünyanın bu şehrin bu kainatın. Tamam bu kainatın. En tehlikeli En tehlikeli Mafyalarıyız Mafyalarıyız Dedimi tekrarlama lan Tamam tamam kusura bakmayın ya Adam ol lan gevşek Tamam adamım ben tamam sıkı oldum şimdi gevşektim az önce. <laughs> tamam. Eh, espri yaptığını mı zannediyorsun? Seni öldürürüm lan. Tamam yapmıyorum ya bir şey demedim. Tamam özür dilerim ya. Siz o, dur, o ne istiyorsunuz? Benden onu söyleyin sadece. Biz bu kainatın en tehlikeli mafyası olarak senden haraç kesmeye karar verdik. Haraç kesmeye mi? Ne kadar haraç alacaksınız ki? Benim param kendime zor yetiyor. O yüzden 3 katlı eve taşındın ha. Ha? şey onu bankadan kredi çektim. Ha araba ne diyeceksin peki? O piyango'dan çıktı. Diğer arabayı ne diyeceksin Lamborghini'ye. O onu ben aldım. Ha öldürürüm seni ha. Tamam tamam. Tamam. Ne kadar alış istiyorsunuz onu söyleyin. Yani paranın yarısı mı? Evet. Bundan sonra bize kazandığın paranın yarısını vereceksin. Yoksa 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 yoksa, yoksa... dediğimi tekrarlama. Tamam tamam. Yoksa ölürsün. Ölürüm tamam. Ölmek istemiyorum şahsen. Tamam o zaman şimdi paranı getir. Paranı getireyim mi? Tamam getireyim madem. O oh, Ferit ailesi ne yapacağım ben ne yapacağım? Ah, aklıma bir fikir geldi. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Şimdi Tarık'ı arayacağım ve bütün köylülere böyle düğün damat kıyafeti giydirmesini söyleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar bütün köylülerin kuyunun önüne toplanmasını isteyeceğim. Bu sayede arkadaşlar şu mafya bozuntularını korkutabiliriz. Şimdi takım elbiseler adamlar görünce karşısında bunlar kesin var ya korkar arkadaşlar. Şimdi onlara kaynatın en tehlikeli mafyası kimmiş göstereceğim şimdi onlara. Kaynatın en tehlikeli mafyası Ferdet köyüdür tamam mı? <laughs> Şöyle arkadaşlar göstermelik birkaç tane para aldım. Tabi de yarısını vermem arkadaşlar. Bunun yarısını versem aç kalırım. Şöyle çıkalım tamamdır. Hadi geçir Bir saniye şu anda zorlanıyorum da. Zorlanma o zaman. 10 saniyen var 10 saniye sonra kafana sıkarız. 10 saniye mi? 20 olsa o. Olmaz 10. Tamam 20 yapalım. Tamam 20 yaptım hadi. Tamam 30 yapalım. Tamam hadi 30 yaptım biraz hızlı olsana be. Tamam tamam 30 saniyen varmış. Şöyle Tarık'ı arayalım arkadaşlar. Hadi Tarık aç 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 aç. Tarık. <laughs> Yardımına ihtiyacım var. He, ne oldu? Kardeşim birinin sesi var ikinin sesi var. Mafyalar saldırıyor şu anda bana. Ne? Neredesin? Marketime saldırdılar kardeşim. Kazancımın yarısını istiyorlar. Ciddi misin sen? Haraç mı kesiyorlar? Evet Tarık. Allah! Yandın oğlum ne yapacağız? Silahın var mı? Silahım yok. E ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Tarık ama bir fikrim var. Git çünkü bütün köylüleri düğüm damat kıyafeti giydir. Ne? Damat kıyafeti mi? Ne Tarık sen beni dinle. Damat kıyafeti giydire. Onlara çabuk köyün ortasında toplanmalarını söyle tamam mı? Bize niye düğün kıyafetleri giydirdin? Evet ya bu ne böyle ben damat mıyım? Merak etmeyin arkadaşlar çünkü bugün elmas kazanma etkinliği var. Ne? Elmas kazanma etkinliği mi? Nerede? Elmas istiyorum nerede? Nerede biliyor musunuz? Arkadaşlar elmas etkinliği şöyle. Bu kıyafeti giyip köyün ortasındaki kuyunun önüne giden herkese 64 tane elmas. Aha <laughs> bu kadar kolaydı arkadaşlar şimdi hepsi kuyunun önüne gitti hadi bakalım fakir benden bunu istemişti ben de istediğini yaptım umarım başarılı olur. Hadi ver bana şu elmasları çok istiyorum. İstiyor musun gerçekten? Evet hadi ver bizi bekletme. Evet bizi fazla bekletme zamanımız yok. Benim de zamanım yok. Allah Allah pişkin pişkin konuşma hadi ver oğlum bak kafana sıkarım ha. Tamam tamam veriyorum ama ilk önce siz bir sağınıza bakın. Ne? Ne oluyor lan? Bunlar da kim? Biz köy mafyasıyız tamam mı? Asıl kainatın ve dünyanın en büyük mafyası biziz. Elmas ver. Elmas derdi! Elmas mı? Bu adamın etrafını sorarsanız hepinize benden almış dört tane elmas. Hey, dur anlaşabiliriz. Lütfen bize zarar vermeyin. Ne oldu? Her yani en büyük mafya sendin. He ne oldu? <laughs> En büyük mafya biz değilmişiz. Bugün bunu anladım. Hadi elmas ver bana be dolandırıcı. Susun lan susun oğlum susun çaktırmayın lan. Ee, <laughs> Bak şimdi bir daha bu köye gelmiyorsunuz tamam mı? He bir de silahlarınızı bana verin. Çabuk silahlarınızı yaratın çabuk. Tamam atın silahlarınızı çocuklar. At bakayım. Bana düğün kıyafeti giydirdiniz ve beni buraya getirdiniz. 64 tane elmas vereceğinizi söylediniz. Sus sus sus. Ve vermiyorsunuz. Artık elmasımı istiyorum. Lan sus sana. Ha? Ha! Yalancı kandırıkçı pislik seni. Siz mafya değilsiniz. Mafya değil miyiz? Hey! Biz mafyayız lan! O, o kardeşim o silahları indir. Bak çok kötü olur he. Biz köy mafyasıyız. Bak valla etrafınıza bak bütün insanlar. Sizi burada öldürürüz he. Hadi öldürsenize lan. Bunlar mafya falan değil. Bunlar köylü. Ne köylü değil ya öyle bir şey yok. Bunu kendim deneyeceğim kaçıyorsun silah ateşleri. <laughs> Hadi nerede mafyaların lan? Ee, bak bak arkada koşuyorlar. Bak bak görüyor musun arkada gidiyorlar şu anda. <laughs> Bundan sonra bu dükkanın kazandığı bütün paralar bizim. Ne? Hayır bunu yapamazsınız. Yaparız. Çünkü biz mafyayız. Şimdi git buradan. Artık bu market bizim. <laughs> tamam gidiyorum. Of şapşal köylüler ya bir işi beceremiyorsunuz o kadar kıyafet giydirdik rol yapsanız o işte bakın arkadaşlar mafya market yaptılar ismini gitti marketim elimden ya fakir kaldım bu kadar param var elimde daha markete kazanacağı çok para vardı ne yapacağız arkadaşlar bu mafyaların elinden almam gerekiyor benim bir an önce bu marketi ne güzel zengin olacaktım ya kardeşim he, Tarık ne haber iyiyim ne yapıyorsun sen burada Plan işe yaramadı değil mi? Evet Tarık yaramadı. Keşke yarasaydı. Köylüler işini bilseydi yarardı belki de. Yarardı yarardı ama yaramadı. Köylüler çünkü birazcık şapşal biliyorsun ki. İkinci planım var B planı. B planı mı? Ne var? Ne var bu sandıkta? Aç bak. Bakayım. Aa. Silah doğru ya. Direk içinden geçelim bunların. He, senin işin birader o ama. Ben yapma, ben karışmam. Tamam Tarık, tamam. Ben öldürürüm hepsini. Zaten baksana, mafyaları de geçirdiği günden beri bak gördün mü? Mal hepsi azalmış. Normalde burası şuraya kadar kuyruk olurdu bu saatte. He, git öldür madem market elinden al. Öyle yapacağım zaten. Hadi bakalım Feridit dairesi. Şimdi B planı. Bu planımızda da ne olsun? Feridit köyüne bulaşma olsun. Gelin buraya. Öldürün öldürün. Lan daha silah kullanmayı biliyoruz. Şuna bakın. <laughs> Oğlum daha silah kullanmayı biliyoruz. Silahla öyle kullanılmaz kardeşim. Silahla ateş edersin. Silahla vurmazsın. Bunlar herhalde arkadaşlar silahla vurmayı öğretmemişler. Direkt koşmayı öğretmişler. Aa Feridit. Aa teşekkür ederiz. Önemli değil. Keşke bana da yardım etseydiniz daha öncesinde. O kadar kılık kıyafet giydirdim. Tekrar mı geldiniz lan? Oğlum tekrar öldürürüm sizi. Bir daha tekrar geldiğinizi görmeyeyim. Vallahi var gelin buraya. Yine işinizi bitiririm. İşte bu. Bakalım Ayşe'nin durumu nasıl? Ayşe. Ah Ferizet bana maaş vermiyorlar. Bana çok kötü davranıyorlardı. Öldürdüm onları? Evet az kaldı öldürdüm. Şimdi hazineye bakmaya gidiyorum. Tamam Bakalım hadi bakalım Ferit ailesi. Hazır ne acaba ne yapmışlar? kilit gene aynıysa içeri girip. Ooo kilidi değiştirmişler. Hem de benim açamayacağım kapı olduğunu zannediyorlar. Ama size bir şey diyeyim mi? Ben burayı bununla açarım. Ve ben buraya girelim. Vallahi billahi girelim. Şöyle şunu arttıralım. Şunu arttıralım. 5 saniye içinde patlayacak. Kaç 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 Patlıyor. Sonunda girebildik. Biraz marketi patlattık ama olsun. Bomba patladı. İyiliğinize patladı. Durun bir. Bakalım. Aa, ne yapıyorsun lan orada kerata? benim beni nereden buldun? Şimdi işim bitti ama bak seni öldüreceğim. Bak böyle öldün işte. Oh, of, of of hepsi patladı bunların. Bunları arkadaşlar tekrardan şöyle bir sandığa koymamız gerekiyor. Şöyle şuraya sandığa dolduralım bunların hepsini. Allah paralar arkadaşlar patladı ya. Şuna bakın bir tanesi yanlış yere koymuşum bombayı. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi burayı tamir edeceğim. Bir de bunları arkadaşlar tekrardan da düzenleyeceğim. Bugün bir mafya olduk. Bir de mafyayı öldürdük arkadaşlar. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum Ferit Dairesi. Sağda ve da solda iki tane video var. Onları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.